Bak şimdi Okan Hoca'nın aslında böyle maçlarda çok değişik şeyler, planları olabiliyor. Avrupa maçlarında da bunu gördük. Barış Alper'e orada kalmayı öğretebilir bu maçta. Neden? Karşısında çünkü normal bir takım yok. Şu anda ligin en iyi iki takımı karşı karşıya geliyor. Senin karşında çok güçlü bir Fenerbahçe var. Barış Alper'e artık sen diğer maçlardaki gibi hücum oynama, biraz savunma ağırlıklı oyna dersen, onu algılarsa o da o görevi yapabilir. Niye? Mevcut oyuncular içerisinde şu anda Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarının çok güçlü olduğunu düşünürsek doğru karar Barış Alper gibi Galatasaray'ı da duyuyor. Çünkü Sacha Boey'e de sorun yok. Stoperlerde sorun yok. Onun kafasını tek karıştıran şey Okan Hoca ne olacak? Ama İsmail Hoca'nın aynı şekilde karşılığı var. Fred'in yerine kim oynatacak? İki hocanın da yarın aslında oyun planı. Ben de İki çok merak ediyorum. İki şık var. Fred'in, yani onu söyleyeyim. İki şık var. Ya Crespo'yu oynatacak. Önde Şimanski, sağ çizgide İrfan. Veya İrfan'ı 8 numara yapıp Cengiz'i yani sağda yapacak. Biz de öyle diyoruz da İsmail Hoca'nın. Çok çılgınlık ama olur hocam. Doğru da neyi düşünmesi gerekir? Hücumcuyla oynanır mı? Niye burada? Ya bana göre ya futbol bu tabii. İrfan oynar 8 numara. Cengiz o dediğiniz yapmaz gibi hocam. Çılgınca oynar. Şimdi belki. Şimdi İrfan'ın ama savunma yönü de çok kuvvetli. Hocam, bak hayır, şimdi İrfan orada düşün. Daha oynuyorsun hocam. Ne hayır bir şey söyleyeyim. Olsun. Bu kadar hücumcuyla oynanır mı? İyi hücum yaparsa. Bir tutmadığını düşün. Şenol hocam esas. İyi hücum yapan takım var. Aynı zamanda iyi savunma yapar. Crespo ve biz de onu diyoruz. İsmail'le niye oynaması gerekir? Niye oynaması gerekir sizce? Ne? İsmail'le Crespo'yla niye oynaması gerekir Fenerbahçe'nin? Çünkü güçlü bir şey olacak. Savunmanın önünde güçlü bir orta saha için başka, gerekiyor. Bu türlü... Başka? Stoperlerine güvenmediği için olabilir. Şimdi orada bir kere Oğuzlar var. Stoperler sakat. Henüz hazır olmadığı şimdi, için olabilir. Stoperleri olsa da oynatır. Hayır. Ben mesela Bekao'la Çiko oynasa. Zaten mecbur kalırsa oynatacak Crespo. Ben olsam. Yoksa Crespo oynatır. Ya Bekao oynasaydı Çiko mesela. Fred oynamadığında ben İrfan'ı 8 yapıp 10 Şimanski sahada Cengiz'i mesela oynatırdım. Ama şimdi orada Oğuzlar Völde deniliyor. İnşallah böyle bir hamle yapmazlar. Çok dağınık. Alper'in stoper versiyonu düşün. O da dağınık. Nerede durduğunu bilmiyor. Serdar çok dağınık bir stoper. Pozisyon bilgisi zayıf. Samet öyle atlı, ağır bir oyuncu. Top tekniği de çok kötü Serdar'ın. Ya Serdar'ın bir şeyleri koyarken iyi mi derken bir tahlil etmek gerekir. Top tekniği yok. Açık alanda ağır. Pozisyon bilgisi zayıf. Her an atılabilir. Agresif, dengesiz bir oyuncu. Samet evet o da hata yapıyor. Samet onlara göre sağ stoper. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde oynayabilecek stoper. Samet de hata yapıyor. Yani benim düşüncem. Yani onu oynatırım. Serdar uzun süre oynamıyor. Şimdi böyle bir şey var mı? İsmail'in hatası varmış. Golde falan deniliyor. Ya top stoper hocam. İlk stoperin en büyük özelliği nedir? İlk topu yerden havadan doğru mu? Yere değdirmeden hemen uzaklaştırması gerekir. Doğru. Ya top orada akıyor. İsmail arkasında. Hocam senin müdahale alanında vur. Ne İsmail'e bırakıyorsun? Senin müdahale alanında İsmail arkada. Yani onun için Samet'le o anda Samet hata yapar maçta kötü oynar ben onu demiyorum. Ya Osterwolde'le falan pozisyon hatası orta sahaya gidiyor yerini kaybediyor. Orada Ciko ya var. O zaman iki tane o zaman taşıyıcı kolon orta sahaya lazım. Nasıl bence... Beşiktaş şampiyon olduğunda Vida ile Wellington gibi iki tane kötü stoperle oldu ama orta sahada Atiba ile Josep'te Souza vardı. Yani derbi, Zeki Uzundurukan'ın dediği doğru, her zaman Galatasaray'ın bir tehdidi var. Formsuz olsa bile Icardi'dir. Evet. Eğer Zaha'dır, Tete oynarsa veya Hakim Ziyech, Kerem bunlar yani tehlikelidir. Sonuçta stoperin bir tanesi oynamıyorsa, çıkıda yeni yeni oynuyorsa işte o da tam iyi değil. İki tane orayı sağlam böyle merkezde oyuncuyla oynamak gerek. Çünkü Fenerbahçe gol atar atmaz bilmiyorum ama Fenerbahçe Galatasaray'a karşı pozisyona girer. Dört tane orada hücum yelpazesinde çok değişik özelliği olan, her an gol yaratabilecek, gol pozisyonu bulabilecek oyuncusu var. Şöyle bir şey var yalnız. Tabii ki 5 gün sonra ikinci randevusu daha büyük bir maç var. Süper Kupa oynayacaklar. Bence iki maçı birbirinden burada lazım. Galatasaray'ın, hocam, hem yarınki Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'ye oranla büyük maç oynama tecrübesi daha fazla. Şimdi Galatasaray'ı son maçına göre değerlendirmeyelim. Şimdi Bayern Münih maçlarında oynadığı futbol, Manchester United maçlarında iki daha tane büyük. Maç. İki o tane maçlarda maç. Oynadığı futbolun... İki tane maç. Bir de bunu Galatasaray yani, Lig'de bıçak sırtı gidiyor. Hayır, her maç 1-0-2-1 tamam işte oyunu diyorum. Veriyor, kötü ben oynuyor. Ben oyuncuların maç sesliğini düşünüyorum. Galatasaray'da aidiyet duygusu olmayan o yabancı oyuncuların
böyle bu maça vitrin maçı gözüyle bakıp ya bu maç ya da işte kupa maçı da olabilir ama iki takım hocası da bu maçı kaybetmek istemeyecek. Burayı yani kazanın, ligi de kazanır öyle abi. Fenerbahçe'nin yok daha yok ya. Bu Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da çok sular geçer yani. Böyle çok fazla çılgınca hücumlar yapacağını işte hücum ağırlıklı iki takımın da çok fazla hücum ağırlıklı oynayıp da oyunu riske atacağını düşünmüyorum. Bu maçı iki hoca da kaybetmek istemeyecek. Çünkü buradaki moralsizlik finale, final demeyeyim de Süper Kupa maçına diyeyim. Çünkü final değil bu. Süper Kupa maçına yansır. O yüzden de iki hoca da hasar almak istemeyecek. Yani beraberlik iki hocayı da mutlu eder. İki camiayı da mutlu eder. Kimse kaybetmek istemez ama... Ben öyle riskli ya futbol benim oynayacağını düşüncem düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarını 50 bin kişiyle orada bir de takım değil. Galatasaray taraftarı da olacak. Hayır olacak yani. Da 50 bin kişiyle mutlu eder ya onun için söylüyorum. Hayır mutlu eder etmez. Ama hayır, ben final olmazsa hocam. Fenerbahçe taraftarını 0-0 1-1'lik falan bir skor mutlu etmez. 50 ya, bin kişinin mutlaka. Önüne gelmiş bu sene bu kadar hocam transfer yapılmış. Mutlu eder. Son yıllarda Galatasaray hocam, seni rakibi yeniyor. Trabzon'a bence etmez. Ya, kötü olur futbol ya. Oynayan Trabzon'a ya yenilmişsin. Fenerbahçe'nin de yani. Trabzon'u yenilebilir. Şu anda lider. Hayır lider ama. Konferans liginden birini çıkmış gruptan. Ama Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe gibi büyük kulübü. Mutlaka hocam ama. Taraftarı gelip stada biz berabere kaldık hadi şimdi, alkışlayalım gidelim. Aksine biz Galatasaray'ı böyle yakaladık. Bu sene çok formdayız. Galatasaray'ı ne gibi yakaladık şey derken. Galatasaray'da Galatasaray'ın işte ya Sanchez işte durumu. Yani önemli durumu, bir stoper. Bir şey atletik ama, bir hoca. Ben oynayamam. Oynarsa da hiç şaşırmam ha. Şimdi Galatasaray'ı. Bugün takımda idmana katılmamış. Katılmadı da yani. Ya, hayır, Okan Hoca çünkü umutlu konuşmuş. Biraz Galatasaray ligde istenilen böyle tamam skoru alıyor ama oyunu oynamıyor. Onlar da düşünüyor. Bu sene çok büyük yatırım yaptık. Bizde 200-250 milyon euroluk market değeri bir oyuncu topluluğu var Fenerbahçe taraftarı. Biz geleceğiz stada Fenerbahçe taraftarı düşüyor. Beraberlik olur mu ya? Aynısını Galatasaray 50 bin kişiyle kendi sahasında Fenerbahçe ile oynasa beraberlik diyorsun ya Galatasaray taraftarı ya maça elbette gitmez. Elbette ki mutlu etmez Fenerbahçe ama Galatasaray taraftarı maça gitmez. Gidiyor hocam 13. iken 40 bin taraftarı oynadı. Hayır, ya. Galatasaray yani taraftarı ben başka bir şey söylüyorum. Yani hiç gider, iki hocam. Tarafı da beraberlik mutlu etmez. Fenerbahçe taraftarı mutlu eder. Mi Allah aşkına? 5 gün sonra maça gitmez daha öyle beraberlik desen. 5 gün sonra daha büyük bir maç var. İstediği riske kadar girmez. Olsun. İsterse 24 hocam, saat sonra oynasınlar. Hocam yapmaz. Ya, bakın, ya Fenerbahçe Galatasaray diğer bir Allah başka bir şey. Beraberlik siz dediniz ya. Bak şimdi eder, riske hocam, bu, mutlu etmez Fenerbahçe taraftarını. Hayır Fenerbahçe taraftarını mutlu eder mi eder, Allah aşkına? Hocam, beraberlik. Eder hocam. Niye etmesin? Galatasaray'la oynuyorsun ya. Hocam. Galatasaray'la o da Fenerbahçe ya. Şey ya, yani mahalle tamam takımı Fenerbahçe tamam o da hocam, yani Allah aşkına Galatasaray'la oynuyorsun. Sen 10 yıldır şampiyon olamamışsın son 30 yılda. Ya bir şey, hayır, ya bir şey son söyleyeyim mi? Son 30 yılda evet, o 2 yılda evet, bir şampiyon olan bir takıma karşı oynuyorsun ya, hocam. Ya şampiyonlukla falan değil ki illa büyük niye hocam? Yani bunlar niye, Galatasaray, Fenerbahçe büyük takım. Evet şampiyonlukta hocam, yarışıyorsun olabilirsin. Bu yani Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Fenerbahçe yani büyük takım taraftar değil. Taraftar her Galatasaray zaman büyük takım. Beşiktaş ama değil, Trabzonspor değil. Ama yani büyük takım bir tek Galatasaray mı? Galatasaray'la oynayıp berabere kalınca karaları mı bağlayacak? Önünde 5 gün sonra daha aynı takımla ya bir daha bağlar tabii. O Suudi yok Arabistan'da hocam, bu Kadıköy'de kupada hocam ne eşleşeceği belli değil. Senede demek ki kupada eşleşmese olur. Bak kupa maçında eşleşmese tek oynayacağı maç Kadıköy'de Galatasaray'ın bu maç. Bu maça gidecek Fenerbahçe hocam, taraftarı berabere mutlu olacak ha. Hocam Fenerbahçe taraftarını o zaman hiç tanımıyorsunuz. Hayır çok iyi tanıyorum. Nasıl tanıyorum beraber ben yıllardır mutlu dediniz ya Allah aşkına. Yıllardır 93'ten beri bu işi yapıyorum. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Ben de o eğer zamandan 30, beri. Ben hayır de, bak bir ben şey söyleyeyim. De, ben de 80 yılından beri profesyonel futbolcu olarak oynuyorum. Galatasaray'la oynuyorsun. 30 maçtır, 30 maçtır Kadıköy'de üst üste kazanırsın. Dersin ki ben sürekli kazanıyorum. Bugünkü maçı da kazanacağım. Evet, evet. Kadıköy serisine bakarsan Fenerbahçe'nin serisi yok. Ya Fenerbahçe bak. Galatasaray'ın Fenerbahçe lig sonuncusu olsa Kadıköy'de Galatasaray'la oynasa yine kazanmak ister ya. Yok ya, serisiymiş. Kazanmak ayrı. O bu bilmem ne. Galatasaray'la berabere kalmak Fenerbahçe taraftarında Galatasaray taraftarında mutlu eder. Ya Galatasaray deplasmanda diye mutlu eder. Fenerbahçe Kadıköy'de mutlu eder mi? Şeyde de 50 kalsa, bin kişi gelecek. Hocam bunlar taktik maçlarıdır. Burada kaybetmek istemez taktik kimse. Yani kafa kafaya gitmek isterler burada da. Bak antrenörler ister, taraftar istemez. Taraftar bunu da ister. O psikoloji. Ya taraftar istecek berabere kalayım diye. Ama yenemiyorsan yenilmek istemez, riske girmek istemez taraftar. O takımının ya, riske girmesi her türlü istemez. Riske bence Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı ben yeni bir güne İsmail girdi. Bugün Kartal'ın işte girecektir. Her türlü riske oradan Fenerbahçe taraftarının istediği galibiyettir. Çünkü Galatasaray da aynı takım şekilde
Galatasaray da Fenerbahçe ile oynasa tek onları kesecek. Hocam, Fenerbahçe'yi yenmektir gaza, ya. O, ben onların o gaza geleceklerini düşünmüyorum. 5 gün sonra bir kupa var işin içinde çünkü. Olsun. İkisi de durumu idare edip olsun. Kaybetmek istemeyeceklerdir. Ya grubu niye idare etsin ya? En önemli maç hele oynayacakları maç. Yeniden kupa maçı ayrı. Hasar alır hocam. O maça da yansır çünkü. Ya, zincirleme olur. Olumlu da yansıyabilir yalnız. Olumlu, kaybedene tabii, olumlu da yansıyabilir. Daha motivasyonlu da çıkabilir. Kazanan daha motivasyonlu çıkar, o maçı da kazanır. Ya iyi de kaybeden de daha motivasyonlu çıkar, o maçı kazanabilir. Ben, bunun garantisi bu maçtan var mı? Beraberlik çıkacağını düşünüyorum. Ulaş Özdemir, sizce ne çıkar? Ya ben Zeki abiyle aynı düşünüyorum. Öyle 2-2'lik bir skor bekliyorum bu maçta yani. Sen bunu direkt söyleyeyim. Skor verdin. Ya ben öyle 2-2 yani. İçine doğdu değil mi? Bol gollü bir beraberlik olabilir yani 2-2. Güzel bir maç olacak ama yarın. Tabii bu bilmiyorum yani sezonun 3. 4. haftasında olsaydı hani bir kırılma maçı olarak bunu değerlendirmezdik ama ilk yarının yani son maçı ve dolayısıyla hani buradan sondan bire belki işte evet kazanacak olan takım ben 6 puanlık maç olarak görüyorum ve önlerindeki fikstüre falan baktığınızda da hani çok böyle kolay maç kaybetmiyorlar. Evet çok kolay da belki Galatasaray kazanmıyor ama sonuçta skorları almasını biliyor. Fenerbahçe için de bence güçlü bir oyunu var. Her ne kadar Trabzonspor'a işte kendi sahasında yenilse bile ama sonuçta demoralize olmadan yoluna devam ediyor yani. Çünkü kadrosunda sorunları çözebilecek oldukça kaliteli oyuncuları da var. Haliyle ben bu maçı eğer yani Fenerbahçe kazanırsa ligde bence daha avantajlı konuma geçer diye düşünüyorum. Benim düşüncem o.